Ya herkese günaydın ya. Acayip geç kaldım. İnşallah patron bir şey dememiştir. Vay, yeni arkadaş var ya, bu kim? Arkadaş senin yerine başladı İzmirli. Dün akşam patron işine son verince. Ne diyorsun abi sen? Niye ki? Patron Sinan'la ilgili bir şeyler konuşmuş galiba. Sen de gidip Sinan'a yetiştirince. Ya birader sen nasıl bir insansın ya? Ben onları sana git patronu yetiştir diye mi anlattım? Kusura bakma İzmirli. Sen öyle konuşunca kanıma dokundu. Kendime engel olamadım. Hem burada bir şef çıkacaksa o benim hakkımdı. Yok ya. Ben ne olacağım şimdi abi? Ha? Ya dostluk bu mu, insanlık bu mu Sinan ya? Ya biriniz de bir şey söylesenize. Olmadı Sinan kardeş ya. Büyük ayıp ettin. Nerede patron? Ben konuşacağım onunla. Bence sessizce çık İzmirli. Zoruna gitmesin ama patron bunu sana verdi. Gözüm görmesin bu uç boğazıyı dedi. Eyvallah. Yine de kovulman bir işe yarar da inşallah şef olursun be birader. Oldu zaten. Hakkını helal et. Vay be. Anlaşılan buralardaki son ütücü ben değilmişim. Hadi selametle. İçimde bir şey var. Bu akşam çaldı bir anda. Lan ben de bugüne kadar bu ülkede bu kadar çok eleman aranıyorsa niye bu kadar işsizlik var diyordum ya. Meğer hepsi işten çıkarılanların yerini aranıyormuş. Demek iş hayatı da aşk hayatından farksızmış. Gidenin yerine yenisi geliyormuş. Oh! Of! Of! Alo Mine, ya dün gece olanlardan sonra sen bizim yüzümüze bakmazsın sanıyordum ben. Nasıl oldu da aradın ya? Ya bırak şimdi, aslında güzel bir haberim var sana. İşten sonra okula gelsene. Tabii eğer dün geceki bir işlerin yoksa canım. Ya ne işi kızım ya? Ben de haberler hiç iyi değil. Ya benim artık ne dün geceki işlerle bir alakam var ne de son ütücülük gibi bir işim var. Kızım ben kovuldum ya. Ne? Kovuldu mu?